Ne kadar ilerledi? Hayır, öyle mi? Sayın Çolak kadının açıklaması. 52 görmediniz gün, mi? 52 efendim, 12, bakın efendim, Eylül, Eylül 2013 yılında iki tane soruşturma açılıyor. Yok, hiç tarif etmiyorum. Olmaz. Siz Çolak kadının açıklaması burada işte. 52 gün önce bir Çolak kadının açıklaması burada ama. Sayın moderatöre saygı gösteriyorum. Ben operatör değil, gazeteciyim. Lütfen birilerinin avukatlığını yapmayın. Öyle tamam. Bunlara girecekse lütfen. Bakın böyle buralara gelmesin de. Bence. Sen de karışıyorsun ya. Karışıyorum. Bakın aylardır siz yani, bir taraflara hiç dokunmadan tek bir noktadan bir şeyler söylüyorsun. Sen de dokun. Şimdi ben dokunuyorum. Dokunsun. Abdülkadir Bey de dokununca bakın operasyon yapmakla suçluyorsunuz. Ben adaletin yanındayım. Tamam. Ben ikinize dinlemeden adalet. Abdülkadir Bey'e 14 ay önce dinlemeden bitmedi. Ama bakın operasyonel diyemezsiniz bana. Ama niye ben 30 yıllık gazeteciyim. Ben Çolak kadının açıklamasını söylüyorum hayır, size. Çolak kadının açıklamasında ne diyor? Başka bir isimle 2 yıl boyunca soruşturma yürütülmüştür diyorsun. Bunu hayır, siz anlıyorsunuz. Hayır, ben geçen programda size izah ettim. Hepsi UYAP'a girmiş. Olur mu efendim? UYAP'a girmiş. Girmiş. UYAP sisteminde şifreler var. O zaman Çolak kadı yanlış biliyor. UYAP sisteminde ben size dosyaların numarasını bile Fox verdim. Fox TV'de yayınlanan dosyaların numarasını bile verdim. Ben birkaç cümle daha kaldı. Söyleyin. Nagihan'dan başlayacağız. Şimdi bakın yani ben öyle bir mukayese yaptım. Yeniden yapılandırılması var. Dolayısıyla bu şimdi ülkede adalete... Neyse sıram gelince konuşayım. Peki yani ülkede adalete güven kalmayınca işler tıkanıyor. Dolayısıyla bir kriz başka bir takım geçici önlemle telafi edilmeye çalışılıyor olmaz. Ben yeniden hatırlatayım hükümetin bu sunduğu ve büyük ihtimalle şimdi yasa olarak, yasa teklifi olarak ortaya konmayacak olan paketin içeriğini de ben doğru bulmuyorum. Yani topluca bütün partilerin üzerinde anlaştığı, bütün toplumu çoğulcu bir şekilde kapsayacak bir paketin, bir Abdülkadir Bey dedim, bir mini anayasa belki bu yolla böyle bir teklif ortaya çıkarsa. Şimdi anayasa tartışmaları da öyle kalmıştı, donup kalmıştı, o mecliste, komisyonda lav edilmişti. Dolayısıyla bu vesileyle yeniden böyle bir hamle yapılabilir diye düşünüyorum. Yapılmazsa şayet bütün kim gelirse gelsin, Türkiye'de devamlı iktidar prangalar içinde olacak. Eskiden başka bir askerin vesayeti altındaydı. Bugün de cemaatin vesayeti altında devam edecek. Bakın önümüzdeki zamanlarda da konuşacağız ama yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, bütün bunların hesabının sorulduğu bir ülkede yaşamak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır. Aynı zamanda uzun zamandan sonra büyük bir operasyon geliyor. Sonra bakın birazdan konuşacağız. Türkiye'de çok şükür ki çözüm süreci var. Çok şükür ki çözüm süreci devam ediyor. Bu dinlemeler... Sizden bir de operasyonel gazetecilik sözünüze düzeltme bekliyorum Nazlı Hanım. Tamam, operasyon yapmıyorsunuz. Tamam, oldu mu? Evet, operasyon tamam. Yapmıyorsunuz. Hayır, ben çünkü operasyonu savcılar yapıyor ben, fakat onun da önü kesiliyor. Evet, ben 29 evet. yıllık bir gazeteci olarak tamam. bundan incinirim. Olabilir. Operasyon yapmıyorsunuz. Dediğim gibi yapılan yolsuzluk operasyonlarının önünün kesilmesine belki istemeden bir katkı sağlıyorsunuz. Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Bakın, o kadar önemli birinci operasyonu söylüyorum. Belgeler ele geçti. Burada dinlemeler İçişleri Bakanlığı tarafından fark edildiği için o noktada durduruldu. Fotoğraflarla gösterilen paralar var. Ayakkabı, pabuç bilmem nerelerinde çıkan paralar var. Bunlar hiç konuşulmuyor ve farklı şeylere yönlendiriliyor Türkiye. Çok bakın, bakın bu, artık, bu program Nazlı Alıcan'ın hayal gücüyle yarattığı dünyayı biz ona gerçekleri göstermeye Hayır. çalışınca korkunç saldırılara ve hakaretlere daha geldi. Biraz önce de sen bana şunu söyledin. Bakın Abdülkadir Bey burada somut bir şey söyledi. Ben bunu duydum. İşim, biliyor musun benim öncesini de söyledim. Sen kulağınla mı duydun bunu? Evet, ben bunu duydum. Sen bunu... Bakın, sen bunu şimdi, yine Nazlı aynı şeyi yapıyorsun. İsterseniz, hayır, evet, sen, ben bunu yanımda konuşuldu duydum. Şimdi, yani sen de biraz kadar... önce demişsin ki ben farkında değilim. Sizin sen Nazlı Alıcak demişsin. Bir vesayetin kucağında, öbür vesayetin kucağına oturuyor demişsin. Bakın, kim o tezvir attı? O zaman... Ben dedim ki Nazlı Alıcak 28 Şubat'ta evet, askeri vesayete karşı durdu. Şimdi bir ama maalesef kucağına oturdu demişti. Bir vesayetin kucağına oturdu. Evet, ben tamam sen öyle dedin. Evet, İçim ben de sana para propaganda elemanı evet, yaptım. Evet ben şunu sen söyleyeceğim. Sen bana onu dedin. Ben şunu sen de bu lafa bir kara propaganda yaptığı ortada. Sen bunu ister, isterseniz. Laf yetiştirmeyelim ne olur. Birbirimize laf yetiştirmeyelim.